Değerli izleyiciler, sevgili arkadaşlar, merhaba. Ben Hakan Çelik. Yeni bir yayın kuşağımıza daha hoş geldiniz. Hepsi buradanın YouTube kanalında ve diğer sosyal mecralarında paylaşılan Hakan Çelik ile Hayat Burada programının bugünkü konu benim çok sevgili dostum ve sizin çok yakından tanıdığınız bir isim. Safet Emre Tonguç. Sevgili Safet hoş geldin. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. keyifle senin benim hayatımda önceliğim var. O yüzden de koşar adımlarla geldim bu programı. var olasın. E, Safet Emre Tonguç, siz onun aktif olduğu birçok mecrada yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Hürriyet Gazetesi yazarı, NTV televizyonunda program yapıyor. Aynı zamanda dijital mecralarda, yani YouTube'dan, Instagram'a ve diğer mecralara kadar aktif. Ama en aktif olduğu mecra benim gördüğüm kadarıyla Instagram. Instagram'a da çok içerik üretiyor, çok da keyifli şeyler var. Çok takipçisi olan ve iyi takip edilen bir isim e, bence Türkiye'de. E, tarihle e, turizmi e, seyahat rotalarını en iyi birleştiren isim diye düşünüyorum. Bu benim kişisel kanaatim ama başka insanların da böyle düşündüğünü görüyorum. Çok teşekkürler tekrar. Hakan ne kadar güzel sözlerle başladım programı. Ben asıl sana müteşekkirim. E, ben e, farklı disiplinleri bir araya getirmeyi çok seviyorum. Zaten belki bu yüzden bu e, maymun iştahlılığım yüzünden Boğaziçi'de 6 bölümde okudum. Ama sadece yüzde başarıyla üçünden mezun olabildim. Bir tanesi turizmdi. Sonra siyaset bilimi ve uluslararası ilişkileri bitirdim. Ardından tarih yüksek lisansı yaptım. Dolayısıyla da çok farklı şeyler okuduğum için farklı bir ufka da vizyona da sahip olma şansım oldu. Ve bunu da mesleğimde kullandığım için de gerçekten kendimi çok şanslı görüyorum. Şimdi sen sevgili Saffet birçok mecrada aktifsin. Az önce söylediğim gibi bunlar arasında... ...daha çok yoğunlaştığın hangisi var son dönemde? Tabii dijital değil mi? Çağın öne çıkmasıyla beraber evet, dijital istinlikle. içerikleri de çok paylaşıyorsun. Aslında sen içeriği üreten bir insansın. Bunu belki de hakkaniyetli bir şekilde... ...bulunduğun her ortama güzel bir şekilde dağıtıyorsun. Ben senin kitap, çok kitap yazdığını biliyorum ama... ...bu yayından önceki sohbetimizde... ...bu kadar çok kitap yazdığını bilmiyordum. Bir kitaplardan lütfen bahset. Tabii ki. Hangi yayın evlerinden çıktı? Şu anda onlar bulunabiliyor mu? Sonrasında da hem seyahat rotalarını sormak istiyorum hem sizin merak ettiğiniz konular yaklaşmakta olan bayram zamanlarında acaba nerelere gitmek gerekir? İstanbul, Türkiye'nin çok merak edilen noktaları, dünyada Safet Emre Tonguç'un bize ve size önerebileceği yerler bunları konuşacağız. Lütfen. Şimdi e, öncelikle Hakan ben 2004'ten beri Hürriyet Seyahati yazıyorum. Dolayısıyla ilk kitabımı 2007'de çıkarttım. Türkiye'de görecek 101 yerde ama o zaman dijital mecralar yoktu. Ne Facebook var ne Instagram var. Ama ona rağmen çok iyi bir satış grafiği yakaladık. 35 bin tane bastı ve o zamanki e, yayıncım boyuttu Türkiye'nin en iyi yayıncılarından bir konularda çok güzel evet, kitapları var. Özellikle renkli kitaplar konusunda Kocaman ve sanat tarihi kitapları, kitapları evet. konusunda. Bu hani coffee table book derler ya maalesef çoğu zaman sadece süs kitabı olarak e, o sehpaları Aslında süsler. Aslında çok büyük emek var onların Çok büyük şimdi. emeklerin olduğu kitaplardır ve onun ardından Avrupa'da görecek 101 yeri yazdım ki bir Türk tarafından yazılan ilk Avrupa rehberi olma özelliğine sahip. Çünkü benden önce hep böyle anı kitapları yazılmış. İşte Londra'ya gittik aman Allah'ım Thames Nehri de ne güzelmiş. Hemen yanında da Big Ben var falan e, minvalide kitaplardı bunlar. Ben oysa nerede kalınır, nerede e, yenir, a, neler gezilir, nasıl gidilir bütün bunları toparladım. E, çok detaylı bir kitap e, yazdım. Hatta o da o sene en iyi turizm yayını ödülü almıştı. Ondan sonra diğer kitaplar geldi. Tabii benim en büyük aşkım İstanbul. 141 tane ülkeye gittim. Ama dünyada her şeye rağmen en sevdiğim şehir tabii her şeyin için çok doldurabilmek mümkün İstanbul. Bu yüzden de bu aşkımı 17 tane kitapla gösterdim. Çok izgeiş. Ve bunları farklı dillerde de yazdım Hakan. Yani bütün İstanbul hakkında her şey olsun kanatlarımda İstanbul olsun. E, İngilizce'de de çıktı, Almanca'da da çıktı Hatta şimdi Rusçasını e, hı hı. yapıyoruz çok Çünkü iyi çok ki. sayıda hı. Rus da geliyor e, Türkiye'ye ve Bunun neticesinde toplamda 29 kitaba ulaştık ama şimdi o dijital Dönüşüm senin de bahsettiğin gibi o kadar Önemli bir şey ki yeni kuşakla Artık dijitalde e, Kitaplar eskisi kadar satmıyor ve de e, Şöyle bir problem var kitaplar Artık çok pahalı ben çok şanslıyım 75 baskı e, yapan Kitaplarım da e, var hala Ben hala çok satan bir yazarım ama ...dijital değişmede ayak uydurmak, e, geleni de önceden e, görmek çok önemli diye düşünüyorum. Bu çerçevede öncelikle e, bir 6 sene kadar e, önce e, bir peer guide diye bir proje başlattık. YG var, Young Group Akademi. Çok böyle zehir gibi gençler, 17 kişilik bir ekiple e, bunu yaptık. Ve ben o dönemde 41 tane farklı tur yapıyordum İstanbul'u. Aklına gelebilecek bütün turlar ve kendi yarattığım turlar vardı işte... Dolunay zamanı Boğaz, Erguan zamanında Temal Boğaz sen evet, ben belirliyordum. Ve bunlar butik turlar. Daha az sayıda insanla. insanların daha Hı. rahat konsantre olabileceği, konuları daha iyi anlayabileceği değil mi? Şeyler, Aynen. Ayasofya'da bir gece, Yerabatan Sarnıcı'da bir, bir gece. Sen mi? geldin de hatta annenle böyle... birlikte Boğaz turuna da gelmiştiniz. Çok güzel olmuştu. Ee, çok teşekkür ederim. İşte ilk defa benim yaptığım turlar oldu Yedi Tepe, e, Yedi Cami. Ondan sonra Dan Brown James Bond'a karşı. çünkü üç tane James Bond filmi var İstanbul'da çekilmiş olan Dan Brown'ın da biliyorsun Tabii. Inferno yani cehennem in kitabı şey. İstanbul'da hmm. nihayetlenir. Son noktası Ayasofya'nın ardından yere batan sarnıcıdır. Bunları da yaptım. Bunları dijital'e taşıdık ve doğal bir ortamda yaptık. Yani benim peşimde 30-40 kişi varken İstanbul'un sokaklarında kaybolmuşken kaydettik ve insanlar bilmiyordu bunu. Günün sonunda dedik ki tarihi bir ana e, şahitlik ettiniz. Dolayısıyla sizler de bu projenin bir parçasısınız. Bunu hem İngilizce hem Türkçe e, yaptık. Yani bugün Fener Balat'tan Tut Kuzgunca'ya kadar, Cihangir Çukurcuma'dan Pera'ya kadar, Ayasofya'dan Topkapı'ya kadar her yerde benim sesimle adım adım bütün İstanbul'u dolaşabilirsin. O zaman İş Bankası ile gerçekleştirmiştik bu projeyi. Türksel bu projeyi çok beğendi. Dediler ki bunu bütün dünyaya taşımamız lazım. Senin sesinle insanlar dünyanın bütün büyük şehirlerini gezsinler. Ve çok zahmetli bir proje. Yani tamam ben İstanbul'u anlatırım bu kadar çok kitap yazmışım ama bir Londra'yı, bir Roma'yı, bir Amsterdam'ı dört gün durmaksızın şu bu bina şu, bunun tarihi bu deyip anlatmak çok zor. Çünkü 37 yıldır 1987'lerden beri profesyonel rehberlik yapıyorum ama Hakan hep ben e 20 tane yer anlattım. Mesela Navona Meydanı'nı anlattım. Evet. Vatikan'ı anlattım. İşte Forum'u anlattım. Plaza, Veneziya, evet, aynen yi, öyle. Evet. Hep spesifik yerler Tabii tabii spesifik yerler ama Mesela Via del Corso o caddede An müthiş cadde. binalar var. Bütün binaları tek şöyle, tek anlatmak. Şöyle 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 oldu ki evet. sanki gezerken. Evet. ve o yüzden mesela bir Roma kaydımız 10 günümüzü aldı. Bir de onları canlı canlı kaydettik Hakan. Arkada insanların sesleri var. Ambiyans sesleri de devredeydi ki o doğallığı yakalayalım. O yüzden de sen mesela Roma'ya gittiğinde sanki benimle ara sokaklarda kayboluyormuş gibi kendini hissediyorsun. E, bu ilk e, projeydi ve 1 milyon insan indirdi. Çok iyi, Aa, çok, ki, iyi sayı. çok büyük bir para, pi, e, çok çok büyük bir para Öyle, kazanamadık. Sa sayı e, çok yüksek. Erişim, erişim, erişim çok evet. yüksek. Yoksa para kazanılmıyor evet. bu işlerden? O rakamların tam evet. karşılığı olmayabilir kazanılan Kesinlikle geri kayıtla başladık. Şimdi de set uygulamasıyla devam ediyoruz. Çok güzel. İnsanlar daha çok o zaman seyahat e, noktalarını kararlaştırırken Hı. dijital ortamlardaki önerilere mi bakıyorlar? Mesela senin ee, çok iyi bir Instagram galerin var, sayfan var. Hem takipçin çok hem nitelikli. Takipçi sayısı da benim gördüğüm kadarıyla insanlar da bu konulara meraklı insanlar, eğitimli insanlar. Ve tabii fotoğraflar çok iyi. Ee, oralara mı daha çok bakıyorlar? Kesinlikle Karar günümüzde artık her şey çok değişti. Bir de eskiden bir ajantaya giderdiniz uçak biletinizi o hallederdi, otelinizi o hallederdi. 3 tane tanınmış evet. ajanta vardı Kesinlikle. yani. İstanbul'da Fakat... işte Cumhuriyet Caddesi'ndeydi onların da çoğu kaydı. Ee, Harbiye Cumhuriyet Tabii. Caddesi dediğin gibi e arken, ajantaların da olduğu yerdi. Fakat günümüzde her şey değişti. Bütün dengeler uh, dijitale doğru kaydı bugün Türk Hava Yolları'nın sitesinden, Pegasus'un sitesinden uçak biletini alabiliyorsun. Ondan sonra booking.com gibi, hotels.com gibi sitelere girip onlardan otelini ayarlayabiliyorsun. Hepsi burada.com'dan da birçok burada, şeye erişmek e, mümkün. .com zaten orada o kadar farklı de. alanlarda çok hizmet veriyor ki. Hizmet sunan, evet, bu ürün da sunan çok önemli. Çünkü hepsi burada da dijital dönüşümü çok başarılı yapan şirketlerden bir tanesi, Türkiye'nin lider bu alanda. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu çerçevede de her şeyimizi kendimiz yapabildiğimiz için artık bir aracıya ihtiyacımız kalmadı. Tek eksiğimiz de iyi de oraya gideceğiz. Ne yapacağız? Nereye gezeceğiz? Ee, iyi o, bir o çok önemli işte. Tabii. Değil mi? Fakat orada da Hakan en büyük problem ne biliyor musun? Tabii ki e, Google'dan her şeyi öğrenebiliyoruz. Ama çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Ben işte 2004'ten beri hürriyette yazıyorum. Dünyanın her köşesini yazdım. Bu gittiğim 141 ülkenin çoğu e, satırlarıma yansıdı. Fakat çok yanlış bilgiler de var. Ben... En doğru, en net bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Hem yanlış çalışıyorum. bilgi var hem klişe var. İnsanlar evet. da gittikleri zaman şehirlerin birçok ilginç noktalarını göremiyorlar. Yani Paris'e gidip iki günü Şanzelize'de tamamen tüketmek veya Londra'ya gidip işte Trafalgar Square'da veya bir takım yani Oxford Street'te zaman geçirmek. Yani evet ama daha aslında o kadar çok şey var ki değil mi? Detayları görebilmek Kesinlikle. için. Yani İstanbul'a gelen bir kişinin Taksim'de veya Sultanahmet'te bütün gününü tüketmesi gibi bir şey verimli planlama yapmak için senin o önerilerini işte iyi takip etmek, iyi okumak lazım. Yani iyi bir planlama önemli değil mi seyahatten çok, önce? Çok, çok. Ben e ona çünkü inanıyorum. Yani. E artık günümüzde e en kıymetli şey vakit. Tamam. Ve e eskiden mesela daha uzun süreyle seyahat edebiliyorlardı insanlar. E biz son zamanlarda neye başladık biliyor musun? E e turlarımı yapan ajantalarla. Kısa turlar. Cuma, pazar, Viyana. Cuma, pazar Budapest'te veya Cuma, pazar Budapest'te, yani Prag gibi. Tabii yeterli. Ne yapıyoruz? Artık Türk Hava Yolları her yere uçtuğu için Tabii. ve günde birkaç frekans uçtuğu için sabah ilk uçakla gidiyoruz. Bütün günü kazanıyoruz. Pazar akşamında son uçakla e, dönüyoruz. Üç tam günümüz olduğunda e zaten artık Avrupa o kadar yakın ki iki saatte pra uçuyorsun, iki saatte Viyana'ya uçuyorsun. En uzak nokta, üç evet. Nokta, üç bir e, bir şöyle. mesela Puglia'ya gittiğinde bir buçuk saatte ulaşman hmm. mümkün İtalya'nın o topuk kısmına. E, bu çerçevede de her şey hızlandığından dolayı artık hayata daha hızlı bir şekilde fast forward bir biçimde yaşamaya başladık Hakan. Şimdi, Şimdi bu, baktığımız zaman e, bu butik turlar dedik. Bunlar arasında İstanbul açısından bakıldığı zaman sen bunları yapmaya devam ediyorsun. Mesela yere batan Sarnıcında bir gece gece özel izinler... Ayasofya, biliyorum. Ayasofya. Bunlar çok öğretici de oluyor. Dünyadan kimlerle birlikte turlar gerçekleştirdin? Birçok İstanbul'a gelen ünlüler... ...seninle birlikte bu turları gerçekleştirmeyi tercih ediyorlar. Kimler oldu bugüne kadar? Ben birçoğunu hatırlı, hatırlıyorum ama onu lütfen sen de hatırlat. Ya Ajda'nın şarkısı aklıma geliyor. Kimler geldi? Turlarımdan kimler geçti? Kim gelmedi ki yani? Evet, herkes geldi geçti. 150'den fazla çok ünlü isim gezdirdim Hakan. Sadece Oscar'lıların sayısı 15'ten fazla. Mesela Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Robert Redford... ...Kevin Spacey, Billy Crystal, Matthew McConaughey... ...aklıma gelen ilk isimler arasında bütün Candice dünyanın en güçlü in, e, insanı seçilen Oprah Winfrey, Tövbe. talk show kraliçesi. Onun gene büyük bir isim haline getiren, yine dünyanın en güçlü insanı seçilen Mehmet Öz. Ondan sonra politikadan çok isim gezdirdim. Amerika'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı, e, mesela Madeleine Albright'la defalarca İstanbul'da şey yaptı. Kısa bir Maalesef. Türkiye'de çok seven bir Çok. Insandı. İstanbul dünyada en Tövbe. sevdiği e, şehirde. Robert Redford'u mesela İstanbul'a getiren, Herbie Hancock'u getiren e, odur ve... Ee, İtalyan Cumhurbaşkanı'nı da gezdirdim. Merdan Albright'tan sonra gelen e, Colin Powell'dı. Onu da gezdirdim. En son geçen hafta sonu e, Tataristan Cumhurbaşkanı da listeme dahil olan isimlerden o kadar geniş ki, Çok, çok. En çok nerede etkileniyorlar bu, bu profildeki yabancı ziyaretçiler İstanbul'a geldikleri zaman yani böyle Sarsıcı bir nokta veya birkaç yer neresi oluyor İstanbul'da? Bence İstanbul'un tamamı çok sarsıcı. Bir kere ben hep onlara şunu söylüyorum. Burası dünyada üç e, imparatorluğa başkentlik etmiş tek şehirdir. İçinden deniz geçen tek şehirdir. Aynı zamanda e, burası e, baktığında... Olağanüstü bir coğrafya ve 8500 yıllık bir tarihe sahip. Ben mesela yeni caminin oradan geçerken çok eğleniyorum. Amerikalılara diyorum ki bu yeni cami diyorum bakıyorlar ama eskiye ben diyorum ki sadece 500 yıllık. Bizde ancak Ayasofya gibi eserler eski kabul edilir. 1500 yıllık bir tarihe sahip olduğu için. Ya, bin yıl bilinç. Dünyanın en büyük kilisesi olmuş. Bugün dünyanın en büyük kilisesi Vatikan. Ama Ayasofya bin yıl boyunca bu bayrağı taşımış ve İstanbul semalarını 537'den beri süsleyen bir Çok etkileyici bir yapı Çok değil mi? Çok bir olarak, yapı. olarak, stil olarak. Evet. Ve... Baktığı zaman mesela lütfen sözünü kestim. Fransa'da Paris'teki Notre Dame da enteresan bir yer kuşkuluruz. Veya Saint veya işte Roma'daki meşhur değil mi Pantheon? Ee, aynen. Ama... Yani Ayasofya'nın başka bir enerjisi ve büyüsü yok mu? Ne dersin? Kesinlikle. Bir kere hepsinin e, büyüğü Ayasofya. Evet. Yani e, tamam Pantheon da çok eski dediğin gibi ama mesela Vatikan'daki Aziz e, Peter ya da e, San ile katedral ile Görücü olarak çok e, evet, daha yeni onlar evet, değil mi? Onlar 1506'dan e, kalma yapılar. değil 537. Arada bin yıl Bilsen var. Bin yıl. Yani bin yılda... Düşün son 10 yılda dijital açıdan ne büyük e, mesafeler kat ettik ama dünya bin yılda bambaşka bir yerlere evrildi. Bunu onlardan bin yıl önce görüp yapabilmek çok büyük bir başarı diye nitelendiriyorum. Gerçekten öyle. E, Türklerin yurt dışındaki ilgisine bir baktığımızda, Saf, evet. Avrupa turları yaparken veya dünyanın diğer bölgelerine en popüler e, seyahat noktaları e, nereler şu anda Türk vatandaşları açısından? Hakan biz pireyi yaparken bunu araştırdık. Türklerin en çok gittiği şeyler hangisi ise... Onlara anlatalım diye bir kere Paris, Roma, Barcelona en popüler yerlerden. Keza Amsterdam öyle, Budapest'te, Viyana, Prag'da çok gidilen yerler arasında. Yakın yerler evet. İstanbul'a. Ama Türkler en çok Fransa, İtalya, İngiltere'yi severler, İspanya'yı severler. Tabii İngiltere birazcık devre dışı kaldı çünkü İngiliz vizesi almak. Çok zor çok yani çok, çok pahalı, bir bir, çok pahalı. Çok ben pahalı. geçenlerde İngiliz vizesi aldım aman Allah'ım bir servet ödüyorsunuz evet. ee, yani e, uzun e, soluklu vizeler bin küsür dolarlar civarında e, eğer ekstra başka. servisler istiyorsan mesela ben çok sık seyahat ediyorum e, pasaportumu geri almak zorunda kaldım hizmeti bir de ayrıca bir 2000 Aynen. TL falan galiba e, express orada. vize için ayrı para ödüyorsun çünkü aksi takdirde çok bekletiyorlar. Evet. Yani e, aman Allah'ım nasıl yani falan oldu. Yani biz bu seyahat rotalarını ve turizmi konuşurken gerçekten vize başta başına sevgili izleyiciler konuşulması gereken bir e, bahis. Türk vatandaşlarının son dönemde türlü türlü nedenlerle e, vize almakta zorlandıklarını Kesinlikle. biliyoruz. Evet. Ve bunu ben de sevgili Saffet de otoritelere çokça iletiyoruz. Hem Avrupalı e, muhataplarımızla hem de işte Türkiye'de e, tabii bu karmaşık bir konu. Yani bunun çözülmesi için bir dizi başka şeyin de yapılması i̇şte lazım. kolay çözülecek gibi evet, görünüyor. Evet. Dolayısıyla vizesiz gidilebilen seyahat noktaları da popüler olmaya devam ediyor. Özellikle eski Yugoslavya Cumhuriyetleri'nin bir kısmı. Ee, Hakan ben e, bir kitap yazıyorum. Kitabımın özelliği siz gidilebilecek e, ülkeler fakat tek korkum sayıları gittikçe e, azalıyor e, ve e, yine de bir 60'a yakın ülke Var. bulduk A, ama Hani gidilmesi de çok kolay olan ülkeler değil. Çünkü herkes e, Avrupa'ya gitmek istiyor. E, Avrupa'ya gidince de hemen Schengen vizesi Mesela karşımıza Avrupa çıkıyor. Avrupa ve yakın coğrafyamızda şöyle sorsam vizesiz gidilebilen popüler noktalar hangileri hemen Türk söyleyeyim. vatandaşları için? Hemen hatırladım. söyleyeyim. Bir tanesi Gürcistan. TİPTİS'e gidebilirsiniz. Batum'a hatta e, kimliğinizle bile e, gitmeniz mümkün. İçat gibi neredeyse. Evet içat gibi. Zaten Türk Hava e, şey, e, direkt e, Batum'a uçup oradan Rize'ye bile insanlar e, gidebiliyorlar. Ee, onun dışında Ürdün, en popüler turlarımdan bir tanesi evet. Ürdün. Ee, Petra'yı yapıyoruz, Amman var. Çok güzel ee, bir e, şehir. Özellikle tarihi bölümü Roma Tiyatrosu'nun ve kalesinin olduğu. Ee, yakın Türkiye'ye. Ee, Türkiye'ye de çok yakın. saat, bir buçuk saat. Ee, ben bu yerlerin çoğunu YouTube videolarımda paylaştım. Saffet Emre Tonguç YouTube hesabından bakarlarsa Ürdün'ünden tut, ee, Küba'sına kadar hepsini e, çektik ee, ve... Ölü Deniz gerçekten çok ilginç bir yer. Dünyanın en derin noktası. Eksi 400'lerde snaka. Ve dünyanın en tuzlu e, yeri. O yüzden de böyle hani o klasik fotoğraf vardır ya. Şöyle yatarsın eline gazeteni alır gazeteni okursun. Çünkü batmazsın. Ve yani burası, olmak mümkün değil. Ve burası vizesiz gidilebilen yerlerden vizesiz bir tanesi. Vizesiz gidilebilen yerlerden. Keza Mısır. E, Kapıda vize alabiliyorsun ki Şarm el çok severim. Şarm el çok güzel Türk otelleri var. E, çünkü denizin altında yüzlerce farklı e, balık görebiliyorsun. Ee, gene, e gene yakın coğrafyalardan Balkan ülkeleri var. İşte mesela e, Kosova'ya e, gidebiliyorsun, Makedonya'ya e, gidebiliyorsun ama e, Sırbistan maalesef, da hala, e, hala yani. vizesiz. Çünkü Değil mi? Avrupa Birliği'ne alınmadı. Bir de o coğrafyada Karadağ tavsiye ederim. Çok, çok, Karadağ çok, çok güzel. Sırıyorlar. E, ve e, mesela Portonovi çok güzel yerlerden biri. Yeni e, gelişen bir bölgesi e, Karadağ'ın. Ben önümüzdeki günlerde de e, gideceğim Portonovi'ye. ...Karadağ'da e, bu listeye ekleyebiliriz. Evet. E, şimdi baktığımızda Değil özellikle... E, ...benim gençlik yıllarımda... ...sevgili Safet, ilk yurt dışına çıkış tecrübelerimden biri... ...demir yoluyla interrail olmuştu. Aynısını ben de yaptım sen de Hakan. Yaptın, belli bir ücret karşılığında bir kart alınırdı. Bugün hala e, o uygulama... ...galiba bir benzeri devam ediyor. Lütfen evet. sen onu söyle bize. O tren kartıyla... ...Avrupa'nın birçok ülkesinde... ...sınırsız bir şekilde inip binerek... ...güzel bir imkan oldu olurdu... Bu ve buna benzer gençlerin yapabileceği neler var yurt dışına çıkıp? Çünkü ekonomik göreci olarak, ekonomik bir yöntemle birçok ülkeyi gezmek mümkün olurdu. Bugün hala yapılabiliyor mu? Devlet demir yollarından bu alınabiliyor mu? Bilgim ee, var Evet. InterRail Inter. benim de yaptığım bir şeydi ve hala alabiliyorsun InterRail i. bir aylık bir tren kartı alıyorsun ve o kartla Avrupa'daki bütün tren hatlarını kullanman mümkün oluyor ve ben mesela ne yapardım biliyor musun tabii o zaman paramız yok ya bu okuyorum daha 18-20 yani yaşındayım harçlıklarım da evet, seyahat ediyorum. Ee, gece trenine binerdim. Hı hı. Mesela Viyana'dan gece trenine binerdim. Sabahleyin Venedik'te uyanırdım. Trende e, uyurdum hı hı. ve e, Venedik'i gezdikten sonra ya orada kalırdım ya da trenle bir başka destinasyona devam ederdim. E, şimdi hem bunu yaptım hem de aynı zamanda e, Hakan bu yurt hostel dedikleri e, yerler var. E, genellikle üniversitelerin yurtlarını yazın e, hostele çeviriyorlar. Orada çok e, ucuza kalabiliyorsun ama Ortak banyo, ortak e, tuvalet Biraz kullanabiliyorsun. Biraz komfor seviyesi, seviyesini göze, düşürüyorsun. Göze alacaksınız ama <laughs> o fiyatlarla da bir otele gitmek mümkün değil. Bugün bir fikir vermek açısından Safet, bugünkü şartlarda e, ben hostel fiyatlarını tam bilmiyorum. Evet. Aşağı yukarı hangi fiyat aralıklarında Avrupa'da ya kalabilir aslında gençler? Aslında Avrupa'da günlük e, gençler e, 20 ile 50 euro arasında rahat e, kalabiliyorlar. Hatta ucuz pansiyonlar da e, olabiliyor. 50 euro evet. var. Evet. E, ama 20 euroya da e, var. Ee, dolayısıyla e, çok sayıda hostel olduğu için fiyat aralığı geniş olabiliyor. Peki Hakan. bu hostel dediğimiz yani konfor e, açısından bir mütevazı seviyede olan konaklama Hı. mekanları Diğer yaş aralıklarından insanları da açık mı? Yani sen ve ben de gittiğimizde bir hostelde kalabilir miyiz? E, belli hosteller açık. Onları e, kullanabiliyorsun. E, dolayısıyla orada da kalabiliyorlar. Zaten booking.com'a girdiğinde bütün bu fiyat alternatiflerini görmen mümkün. Orada hostellere de e, yer veriyorlar. Ama hostelleri mesela öğrenciler için olanında şöyle de e, bir komik durum vardı. Bazen 8 kişi, 12 kişi yurt odası olduğu için bir arada e, kalıyorsun. Yani aynı askerlik koğuşu e, gibi bir e, olay var. Ama dünyanın her köşesinden insanlarla e, taşı, e, tanışıyorsun. Bir de bu e, son zamanlarda e, şu var. İnsanlar evlerinde seni misafir ediyorlar. Bunların web siteleri e, var e, ve e, girdiğinde Orada seni misafir edebilecek insanlarla e, önceden yazışabiliyorsun. Hani bu Airbnb'nin ücretsiz e, versiyonu. Gönüllülük versiyonu. Gönüllülük, gönüllülük versiyonu. esasıyla evet. devam. Ediyor. Ama orada da hem farklı kültürlerden insanları tanıyorsun. Doğal hem ortamları de, evet, keşfetme imkanı Ücretsiz bir şekilde konaklama e, şansın oluyor. Harika. Ee, sevgili Safet, dünyada çok abartılmış, gereksiz yere köpürtülmüş yerler var mı sana göre? Yani bu kadar hak etmiyor dediğin yerler var mı bir bir de tam tersi yani aslında öyle güzel ve öyle enteresan bir yer ki burayı daha çok insanın görmesi gerekir dediğin yerler var mı? Onu iki kontrast şeyi birlikte sormak istiyorum. İkincisinden başlayayım. Lütfen. Türkiye. Türkiye. Evet. Hak ettiği yerde değil. evet. Dünyada en fazla turistin geldiği ülkelerden birindeyiz ama maalesef bize gelen turist kalitesi çok düşük. Yani eee sosyoekonomik açıdan harcama baktığında kapasitesi, harcama eğitim kapasitesi düzeyi eğitim düzeyi e, düşük bir e, kitle geliyor ve her şey dahil sistemle e, geliyor. Her şey dahi sistemde insanlardan para kazanmanız çok zor. Sen bir Bugün mesela profesyonel olarak bu sistemin terk edilmesinden yanarız. Ya ben terk edilmesinden yanayım. Bu sefer herkes bana tepki gösteriyor. E çoluğumuzla çocuğumuzla nereye gideceğiz? Her yere ayrı para mı vereceğiz? Evet ama e, diğer taraftan e, turistin ülkeye geldiğinde eğer ülkenizi sömürüyorsa, bütün kaynaklarından istifade ediyorsa, suyundan, elektriğinden ben. bunun bedelini ödemesi lazım. Bugün mesela Londra'ya bir bara gittiğinizde, bir içki e, içtiğinizde bunun parasını ödüyorsunuz. En az bir 10 pound para ödüyorsunuz. Halbuki burada her şey dahil adam baştan bir para ödüyor. Turizm operatörleri bundan çok iyi para kazanıyorlar. Ülkeye geliri daha az oluyor ve bazen maalesef e, turistler sizin ülkenize sizden daha ucuza tatile geliyorlar. Çünkü otel ne yapıyor? %50'sini o turiste garanti ediyor. Ondan sonraki %50'si artık para kazanma. Belli bölgelerde Antalya'da, Belek'te, Kemer'de evet. bu konsept devam ediyor. Devam ediyor. Bir sürü yerde devam ediyor. Sadece Antalya hattında sınırlı değil. Ve ne oluyor biliyor musun Hakan? Mesela gidiyorsun İstanbul'dan sonra en fazla turistin geldiği yer Antalya. Antalya kale içinde esnaf kanı alıyor. Çünkü o turist otelden çıkıyor. Yani. Her şey bedava olduğu için. Onları bazen e, işte Aspendos'a, ondan sonra Çıralı'ya, Olimpos'a falan götürdüklerinde otelden sandviçini alıyor, suyunu alıyor bedava diye. Yani dışarıdaki Doğru. esnafın para kazanması Ekonomik lazım. Faaliyet. Ben bunun derdindeyim. Yani bu sefer de iyi restoranlar ortaya çıkmıyor. Bak mesela Sorrento'ya gidiyorsun. 1860'lardan kalma restoranlar var. Küçücük bir kasaba Amalfi sahillerinde. Bizde iyi restoran yok. Çünkü her şey otelde. Dolayısıyla dışarıdaki turizmin gelişmesine de engel oluyor bu sistem. Dolayısıyla ihmal edilen ve yeterince parlamayan ülkelerden biri potansiyeline oranlı Türkiye. Aynen öyle ve İstanbul'da hak ettiği yerde olmayan şehirlerden bir tanesi. Çünkü dünyada böyle bir şehir yok. Eşi benzeri yok İstanbul'un. Ama şöyle bir şansımız oluyor. O kadar az beklentiyle geliyorlar ki aman Allah'ım nasıl, nasıl bir şehirmiş şey şey bu e, diyor. Şimdi Avrupa geneline baktığımda Şeylerin çok, e, çoğu çok güzel hakan çünkü bir medeniyet var, bir oturmuşluk var, şehirleşme anlayışı var ve hep şuna üzülüyorum. Dünyada ilk ızgara planı bizim ülkede 2500 yıl önce yapılıyor. hipodamus diye bir adam Pirine'de milette ilk ızgara şehir planlamasını geliştiriyorlar. E, fakat bugün baktığımızda şehir planlamalarımız doğru düzgün değil. Bir sürü e, şehirde ...ve e, Avrupa'da... Da, çarpık yapılaşma, evet, o çok çarpık fazla. yapılaşma var. O kötü Av bir görüntü ortaya koyuyor. Kesinlikle. Koyayım. Avrupa'da ise bir oturmuşluk var. E, Altyapı problemi e, e, var. Yok, ulaşım meydanlar kolay, var. Yürümek. Evet, e, ben yani, yürümeyi çok seviyorum... ...şeylere gittiğimde ve hep şunu görüyorum... ...Türkiye'den Avrupa'da bir yere gittiğimde... ...günlük adım sayının daha fazla olduğunu... E, ...Türkiye'de ise yürümenin zor olduğunu evet, görüyorum. Çünkü yürünebilir şehirler... ...aynı zamanda o, bu bisikleti... Bir ...daha fazla kullanabiliyorsun. E, çünkü... Ee, şehrin altyapısı da ona uygun bisiklet yolları var. Mesela bizim e, Bağdat Caddesi'nin sahil kısmında bisiklet yolu yapıyorlar. İnsanlar arabalarını park ediyorlar. Var ya tamam şey. bisikletine gidiyorsun karşıdan bir araba Zaten çıkıyor. Bu bölümün sonlarına doğru yaklaşırken özellikle bayram zamanında nerelere gitmek iyi bir fikir olur. Türkiye içinde, Türkiye dışında daha ekonomik, enteresan senin Saffet Emre Tonguç önerisiyle söyleyebileceğin neler var? E, Valla ben e, bu bayramda İzlanda'ya gidiyorum. Buklatur'a. Çünkü Buklatur İzlanda konusunda gerçekten uzman şirketlerden bir tanesi. Ve gitmediğim nadir ülkelerden Hayır, biriydi. Sen gitmedin mi? Ben hiç gittim. Aa, Bak 141 ülkeye gittim. Ben iki defa gittim. gittim. Hadi i̇ki ya defa o, gittim. sen benden tabii. daha kıdemlisin. Seni yani bir, bir şeyde en azından evet, aynen, geçmiş aynen, olmak. öyle. Kesinlikle. Evet. Eminim ki daha fa başka yerlerde vardır. Reykjavik'e Reykjavik e uçacaksınız. Reykjavik'e e, uçacağız. Aktarmalı tabii e, gidiyoruz. E, ben İzlanda'ya gidiyorum. Ama... E, bayramlarda yurt dışına gitmeyi şu anlamda seviyorum. Türkiye çok kalabalık, kalabalık oluyor. Bodrum'a gitmek, Çeşme'ye, Alaçatı'ya gitmek o. bir eee herkes e, bir turistik dönüşüyor. faaliyete evet. de, katılmak evet, istiyor. Evet, çünkü özellikle o gidiş yolculukları, dönüş yolculukları bir de artık Bodrum falan, o kadar pahalı yerler ki ben geçen sene gittiğimde fiyatlara e, inanamadım. Ama ben mesela ne yapardım? E, Karadeniz'e giderdim. Karadeniz çok güvenli. İnsanlar korkuyor işte yok sel felaketi falan. Sen felaketi nerede var biliyor musun? Sahilde. Çünkü o güzelim dere yataklarının üstüne evleri yapmışlar. 400 metrelik dere yatağını sen 15 metreye daraltırsan tabii ki sen kaçınamazsın. yaz olur. aylarında yani hava şartları da çok e, sakindir. O, sakin, o yaylalar falan o kadar Neresi güzel ki. Neresi Karadeniz'de güzel olur? E, mesela nereye gidebilirler? Çamlıhemşin tarafına gidebilirler. Lize'de çok güzel yaylalar var. E, ben en son gittiğimde şöyle bir şey yaptım. E, Kars'a uçtum. Kars'tan. E, önce Çıldır Gölü'ne gittim. Çünkü genellikle biz Çıldır Gölü'ne e, e, kışın gideriz. Hani Kars'a ıdır e, galiba orası e, şey değil mi? E, mı? E, ve şey, e, Kars. Şey Kars'a uçuyorsun. Oradan kuzeye doğru çıkıyorsun. Mesela Şeytan Kalesi müthiştir. E, ardından o yol seni Şarşata e, bağlıyor. Çok güzel. Şarşat çok güzel yerlerden biri. Macahel'e gidiyorsun. Macahel inanılmaz bir coğrafya, Yüksek bir işte Evet, aynen yani... öyle. Sonra eee Karagöle e, gidiyorsun. Aşağıya Hopa'ya iniyorsun. Oradan Rize'ye geçiyorsun. Rize'den yukarıya e, yaylalara gidiyorsun. Zaten yaylalar genellikle 15 Haziran'dan sonra e, açılır. Yani ondan öncesinde hava şartlarından dolayı. bayramda gidilebilecek yerler arasında bunlar En güzel bunlar yerlerden var. bir tanesi Rize'nin e, yaylalarıdır. Çamlıhemşin e, çok güzel. Kapadokya'ya gidebilirler. Ondan sonra Güneyde o Anadolu her zaman yani yani çok güzeldir. bayramda güzeldi. geleneksel turizm noktaları çok evet. yoğun olacağı için yani Fethiye, evet. Antalya, Bodrum eğer tatil yapıp kafa dinlemek istiyorlarsa sen alternatif rotalar önerdin. Ekonomik durumu müsaitse insanlar vizeleri varsa bayramda e, önerebileceğin yurt dışı turları var mı? E, vizesiz yerleri zaten konuştuk Hakan. Evet. E, ama vizeli olarak gitmek e, istedikleri takdirde eğer bir Schengen e, vizesi varsa ben mesela Malta'yı çok severim. Malta göreceli olarak uygun e, fiyatlı e, bir yerdir. Ondan sonra Portekiz Avrupa'ya göre daha uygun bir yerdir. E, başkent Lisbon zaten çok inanılmaz güzel. Şey. güzel. Etrafı Biraz e, çok güzel. Evet. Yani Güney Avrupa göreceli olarak kuzeye göre çok bağlı, özellikle İskandinav ülkeleri inanılmaz bağlı yerler. Hava evet, Yolları'nın Malta'ya seferi direkt seferi var, direkt uçuyor. Balette uçuyor. Uçun. Yaklaşık iki buçuk saat gibi bir zaman diliminde varmış oluyorsun Malta'ya ve Türk tarihiyle çok iç içedir Malta. Orada da televizyon programı çekmiştim ve Göbekli Tepenin öncülü o monolitler. ...Malta'da yer alır. O yüzden de görülmesi i̇lginç. gereken yerlerden biri. Medine'ye gitmiştim. Bir orta şarjıydı. Evet. Orası da enteresan Adı da biliyorsun bir... Medine'den geliyor ve... ...çünkü çok şiddetli bir Arap etkisi var. Zaten Arapça ile Maltaca birbirine çok benziyorlar. Ve işin ilginç tarafı mesela... ...çok Katolik bir ülke olmasına rağmen... ...Allah diyorlar. Ondan sonra mahluk diyorlar, Çok sıhhat Doğu diyorlar. Doğu etkisi var, Türk etkisi evet. var, etkisi var. Tabii tabii tabi tabi bizim var. E, kanuni zamanında da biliyorsun kuşatılmış bir tabii. şehir. Hayatlarındaki en büyük korkuları o zaten. O great görüyoruz. siege dedikleri büyük kuşatmayı her yerde görüyorsun. Turgut Reis'i e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir goblenin üzerinde görüyorsun falan. E, son bir şey iyi bir seyahat çantası e, hazırlamak e, zordur. Ben hala bazen e, nasıl bir çanta yanımda almalıyım, evet. sırt çantasının neler olmalı. ...ben bile bu kadar çok seyahat eden bir insan olarak... ...bazen yanlış seçimler yaptığımı görüyorum. Safet Emre Tonguç önerisiyle... ...iyi seyahat çantası... Ee, ...bazen insanlar gereksiz eşya... ...çok taşıyor olabilirler. Kompak e, ve hafif seyahat etmek... E, ...uçak yolcuları... ...uçak şirketleri bakımından da... ...çok tercih edilen bir şey ama sen... ...bireysel konfor ve güvenlik açısından... ...bir çantada neler olmalı diye ne önerirsin? Son olarak onu sorayım sana. Ya Hakan ben öncelikle... E... Eğer kabin içi bagajla seyahat ediyorsam kısa bir yolculuğa gidiyorsam e, onun kalın e, olmamasını yumuşak bir malzemeyle yapılmış olmasını tercih ediyorum. Çünkü yumuşak malzemeyi genişletebiliyorsun. Daha fazla şey sıkıştırabiliyorsun. Halbuki kalın olunca çok zor ve kalını açtığında şu şekilde açıyorsun. İki tarafa eşit kullanmak e, çok zor oluyor. O yüzden de sadece üst kapağı açılan e, bir şey e, tercih ediyorum. Mantıklı. Bir de ee, özellikle kabin içi bagajlarda, ...önünde muhakkak fermuarlı bir alan istiyorum. E, cep telefonumu e, koyayım, bilgisayarımı e, koyayım... ...ya da çok acilen çıkartmam gereken bir şey varsa... ...oraya koyayım diye. Önünde ekstra cebi olanları tercih ediyorum. Ve e, valizlerde de e, kesinlikle çok kolay sürükleyebileceğim... E, ...modelleri tercih ediyorum. Erkek e, seyahat edenler bakımından tek ayakkabı mı... ...yoksa çift ayakkabı mı önerilir? Ya ben e, kesinlikle e, çift ayakkabı e, taraftarıyım. Bir de çok ilginç... E, senin programına da gelmiştik yakın dostum Leyla Alaton'la. Ben Leyla Alaton kadar güzel valiz yapan birini görmedim. Ne yapıyor biliyor musunuz? 10 günlük seyahate bir kabin içi bagajla geliyor. Hiç unutmuyorum. Birlikte Japonya'ya gittim. Ben dev bir e, valiz almışım. Kabin içi bagajım. Sırt çantam. Bir de elimde gamboç var. Hani aman Aa, ütülen e, şeyleri de e, kırışmasın Ama diye Ama Leyla şey diye. Alaton tek çantayla mı ya? Tek çantayla geldi. Insan. Ve üstelik oradan bir iki şey aldı onu da ona sıkıştırdı. Yani demek ki çanta yapma konusunda çok başarılı. Leyla'yla bir sohbet evet, yapmamız lazım burada. Kesinlikle bunu yapman gerekiyor. Ve e, sordum bunun sırrı ne? Ve her gün ayrı bir kıyafet üstelik giydi. Üstelik bir kadın için de çok evet. zor değil mi? Yani? Evet bir kadın için çok zor çok ama zor. akşam kıyafeti de vardı. Her Allah. gün ayrı bir kıyafet giydi. Sırdırdı. Ne yaptı biliyor musunuz? Tek rengi oynadım dedi. Yani mesela ha. hem kahverengi hem siyah almayacaksın. O zaman kombinlerini siyaha e, göre yapacaksın ya da kahverengiye göre yapacaksın. Şimdi ben karışık yapıyorum. Kahverengi ayakkabı da alıyorum, kahverengi pantolon da alıyorum ama o zaman ne oluyor? Kahverengi kemer almam gerekiyor. Kahverengi çorap. O zaman ana e, parametre <laughs> renk mi? Kesinlikle renk. Tek renge oynarsanız e, daha küçük bir valizle seyahat edebilirsiniz. Bir de Gerçekten azla seyahat etmek lazım Hakan yani çoğu zaman o götürdüklerimizi giyemiyoruz bile ya da bir kez giyebiliyoruz. Topu topu işte üç gün falan kalacaksınız yani Aynen. bir şeyinizi de götürmeyi verin oraya kesinlikle. değil mi? Kesinlikle ama bir şey söyleyeceğim evet. A, muhakkak yanıma aldıklarımdan bir tanesi e, ses geçirmeyen kulaklık e, çünkü uçakta inanılmaz bir uğultu var. Evet uzun uçuşlarda evet. kesinlikle bu noise cancelling e, sistem evet. diyorlar ya Sesli. o ses geçirmeyen engelleyen. E, ses engelleyen sistemleri e, kullanıyorum. Ondan sonra uzun uçuşlarda varis çorabı giyiyorum çünkü e, sürekli oturmaktan dolayı kan a, e, aşağı çok iniyor. Çok seyahat ediyoruz. Aynen de, öyle. E, göz e, uyku gözlüklerini muhakkak e, yanımda e, taşıyorum ki uçakta rahat e, uçabileyim. Bir de bol bol sıvı tüketmek. Kesinlikle. Su içmekte büyük fayda var. Evet. E, diğer sıvılar o kadar çok yararlı olmayabilir ama su içmesini öneririz insanlar. Sevgili Saffet seninle sohbet o kadar güzel ki birçok detay konuştuk. Çok şey e, sanıyorum öğretici oldu izleyenler, takip edenler bakımından. Çok teşekkür ederim zaman ayırt için. Ben çok teşekkür için. ederim sevgili Hakan. E, bu kadar yoğunluğun arasında bizimle birlikte oldun Safet Emre Tonguç, Türkiye'de çok önemli bir tarihçi, bir taraftan da hem popüler kültürü hem de Farklı sosyoloji grupları bir araya getirdiği butik turlarıyla gerçekten Türkiye'nin çok önemli bir profesyonel rehberi. Safet Emre Tonguç'un kitaplarını okuyabilirsiniz. Televizyon programını NTV'de takip edebilirsiniz. Hürriyet gazetesindeki köşe yazılarını okuyabilirsiniz. Aynı zamanda dijital mecralarda da kendi Instagram hesabında ve diğer mecralarda linklere tıklayarak Safet Emre nerede, ne yapıyor, ben onun turuna nasıl gidebilirim bunların hepsini görme şansınız var. Bu yayını takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.